Bu videoda menopoz hakkında konuşacağız. Menopoz, kadınların yaş almasıyla genellikle 50 ila 52 yaş arası başlayan doğal bir süreçtir. Fakat genetik, otoimmün durumlar, cerrahi ve kanser tedavileri sebebiyle daha erken yaşlarda da ortaya çıkabilir. Menopoz tipi yumurtalıkların yavaş çalışmaya başladığı yaşa göre değişir. 40 yaş öncesi böyle bir durum, prematür overyen yetmezlik, 40 yaş sonrası ise erken menopoz olarak adlandırılır. Kadınlar menopozda daha az östrojen üretir. Bu da düzensiz adet kanaması ya da adetten kesilme, kilo ve yağ dağılımında değişiklik ve ateş basması gibi pek çok semptoma sebep olur. Ateş basması yüz, boyun ve göğüste aniden meydana gelen sıcaklık hissi, kızarma ve terleme şeklinde görülür. Bu dönemde cinsel istekte azalma, gece terlemeleri, vajinal kuruluk, mod değişiklikleri, dikkat, hafıza ve muhakemede zorluk ya da eklem ağrıları gibi şikayetler de görülebilir. Bu semptomlar ortalama 7 yıl sürer. Uzun dönemde metabolizma, kalp sorunları ve osteoporoz gibi diğer sağlık sorunları da ortaya çıkabilir. Eğer menopoz cerrahi ya da medikal olarak oluştuysa, östrojen seviyeleri daha hızlı düştüğü için semptomlar daha şiddetli olabilir ya da daha hızlı ortaya çıkabilir. Bu semptomlar her ırktan ve etnik yapıdan kadını etkileyebilir. Fakat her kadın tüm semptom ve bulguları yaşamaz. Bu yüzden muayene sırasında bunun farkında olmak gerekir. Hastanın yaşına ve sağlık durumuna göre farklı tedavi seçenekleri vardır. Fakat dengeli beslenme, düzenli egzersiz, sigarayı bırakma ve ruh sağlığına dikkat etme gibi hayat tarzı değişiklikleri herkese önerilir. Daha genç yaştaki kadınlara yumurtalıkların artık üretmediği hormonları yerine koymak amacıyla hormon replasman tedavisi, HRT, jel, sprey, yama ya da hap formunda önerilebilir. Uterusu olan kadınların uterusunun korunması, ismi progesteron olan yama, hap ve rahim içi araç şeklinde bulunan ilaç sağlanır. Daha yaşlı kadınlarda HRT semptomlara yardımcı olmanın yanı sıra kemik ve kalp sağlığını da korur. HRT için çeşitli seçenekler vardır ve doktorunuz size hangi seçeneğin daha uygun olduğunu anlatacaktır. Ateş basmasının tedavisinde hormon olmayan haplar gibi farklı yollar ya da vajinal kuruluk için özel kremler ve nemlendiriciler mevcuttur. Modunuzla ilgili sorunlarınızı ya da enerji düşüklüğünüzü doktorunuzla konuşmanız gerekir. Çünkü bunlar mutsuzluk ya da stres gibi faktörlere bağlı olabilir. HRT'nin bazı riskleri olabilir. Bunlar pıhtılaşmanın kolaylaşması, meme ya da rahim kanserinin az oranda artmasıdır. Doktorunuz sağlığınıza ve ulusal kılavuzlara göre sizin için doğru olan seçeneği açıklayacaktır. Doktorunuza menopozla ilgili muayene olduğunuzda doktorunuz ihtiyaçlarınızı ve isteklerinizi soracaktır. Aynı zamanda sağlığınızı kontrol etmek ve gelecekte olası bir sorun olup olmayacağını görmek için tansiyon, kilo ve kemik ölçümü gibi bazı testler isteyebilir. Menopozun kendinize iyi bakmanız gereken bir dönem olduğunu hatırlayın ve iyi hissettiğinizden emin olun. Sorularınızı ya da endişelerinizi doktorunuzla konuşmak her zaman iyi bir fikirdir. Bu konuda daha fazla bilgi için bu sitelere bakabilirsiniz.